Şu anda bizleri izleyen herkese sıcacık bir merhaba. Ben Ömer Memik Beşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz asla kasmayacak oyunlar. Hangi bilgisayara sahip olursanız olun, isterseniz bir tost makinesine sahip olun, yine de bu oyunları oynayabileceksiniz. Ve hem de yüksek FPS'lerde oynayacaksınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Birbirinden güzel, harika oyunlarımız var. Bu oyunları hangi sisteme sahip olursanız olun kasmadan yüksek FPS oynayabileceksiniz. İnce ince iyice araştırarak, test ederek buldum bu oyunları ve şu an karşınızda. Sizler için tam tamına asla kasmayan 10 oyun hazırladım ve ilk sıramızda Half-Life 2 var. Half-Life 2. Gerçekçi grafikler, meta anlatı, mükemmel seslendirme, kusursuz ilerleme hızı, harika hikaye, akılda kalıcı karakterler. Half-Life 2, çizgisel hikayeli bir aksiyon oyunu. Haliyle aksiyon oyunun ana dinamiği ve oyunun en iyi başardığı taraflardan da bir tanesi. Silah ağırlık hissi, vuruş hissi, silah çeşitliliği, düşman çeşitliliği, ne ararsanız var oyunda. Hikayemiz, Black Mesa faciasının ardından gözlerimizi bir trende açmamızla başlıyor. Ardından dünyanın artık eski dünya olmadığını görüp mücadeleye başlıyoruz. Counter-Strike, Condemnation Zero. Counter'ın tek hikaye modlu oyunu, tam bir Goat oyun. Oyunun ana hikayesinde tam 12 bölüm var ve hepsinin havası çok iyi oluşturulmuş. Her bölgeye göre farklı terörist birimleri ve atmosfer eklemeyi müthiş başarmışlar. Bir bölüm karlı havada gizlilik yapıyorken bir bölüm ormanda bol aksiyon yaşıyorsunuz. Silahlar normal counter silahları bir fark yok. Bulmaca ve platform ögeleri de var ama aksiyonu Half-Life'a göre çok daha fazla. Vuruş hissi de çok daha iyi. Mount & Blade Warband. Sabah uyandığınızda gördüğünüz ilk şey gökyüzü. Duyduklarınız at kişnemesi ve kılıç bileme sesleri. Kale içinde çalkalanan entrika haberleri. Yola koyulduğunuzda sizin altınlarınıza göz diken haydutların bakışları. Birbirine çelme takmaya çalışan lordlar. Geçilmez surlar. Yoldaşlarınızla beraber atıldığınız bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar. Ve tüm Kalradia'nın hakimi olmaya kadar uzanan uzun bir macerayı hissetmek istiyorsanız bu oyunu oynayın. Assassin's Creed 2. Assassin serisinin en iyi hikayesine sahip oyunlarından biri, belki de en iyisi. İlk oyunda neredeyse aynı oynanış var. Ancak eklenen özellikler serinin artık ana mekaniklerini oluşturuyor. Vuruş hissiyatı had safhada. Yarattığı atmosferle, müzikleriyle, hikayesiyle, oynanışıyla ve özellikle de finaliyle Ezio üçlemesinin en iyisi. Limbo. Uyanıyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Ne zaman geldim? Neden geldim? Hiçbir şey bilmiyorsun. İlerliyorsun. 3-4 saatlik çerezlik bir oyun. Atmosferi ve oynanışı da oldukça iyi. Bulmacaları da gayet yeterli. En iyi platform oyunlarından biri diyebilirim. Bully. Scholarship Edition. Rockstar'ın başyapıtlarından. Şu oyuna bir remake veya devam oyunu lazım ama yok. Dinleyen yok. Neden remake veya devam oyunu gelmiyor anlamış değilim ama bir ters köşe yapabilirler. Oyun genel anlamda güzel. Hikayesi olsun, küçük ayrıntıları olsun, tam bir Rockstar oyunu. GTA serilerini seviyorsanız tavsiye ederim. Öncelikle oyunumuz 2008 yılında çıktığı için biraz grafikler günümüzdeki gibi değil. Ama yine de harika. Oyun grafiksel olarak çıktığı senenin Rockstar oyunu olduğunu çok net yansıtıyor. GTA San Andreas'in üstüne fizik grafik olarak fazlasıyla koyulmuş. Oyunumuz ana karakterimiz Jimmy Homkins'in Bulworth yatılı lisesine verilmesiyle başlıyor ve lisedeki sert gruplaşmanın içinde buluyoruz kendimizi. Amnesia, The Dark Descent. Harika bir hikaye modu ve bulmacası var. Ekstra olarak korku ve gizem girdiğinde tam anlamıyla efsane diyebilirim. Daniel adında hafızasını kaybetmiş bir adamla oynuyorsunuz. Oyunun bütünü kapalı mekanda geçiyor ve çoğu yer karanlık. Ürkütücü sesler hakim. Oyun eski bir kalede geçiyor ve bu kalenin çoğu yerinde meşaleler, mumlar mevcut. Oyuna ilk başladığınızda gaz lambanız oluyor. Korku oyunlarının büyümesinde büyük etkisi olan, yol gösteren, en önemli yapım olan, hatta Amnesia sayesinde korku oyunları büyüdü, ilerledi diyebileceğimiz bir oyundur. The Battle for Middle-earth. Yüzüklerin Efendisi hayranlarını şiddetle buraya bekliyorum. Bu oyunu oynayın. Kesinlikle oynayın. Hikayesi Yüzüklerin Efendisi ile aynı. Ama burada kardeşliği ve orduları yönetiyorsunuz.
kaleyi savunuyorsunuz ve saldırı yapıyorsunuz. Tamamen taktiksel bir oyun. İster iyi modda, ister kötü modda oynayabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızla da oynayıp birbirinize mücadele edebiliyorsunuz. Saatlerimi harcadığım bir oyundu. Çocukluğumun oyunuydu. Ne günlerdi be. Stalker, Call of Pripyat ve Shadow of Chernobyl. Zamanının çok çok ötesinde olan oyun mekanikleri ve atmosferiyle eşi benzeri olmayan bir seri. Oyunun yapay zeka sistemi hayret edici derecede. Düşmanların bazen neler yapacağını kestiremiyorsunuz. Üstelik kısıtlı mühimmat ve ilk yardım paketleri sizi çatışmalarda taktiksel oynamaya zorluyor. Oyunun görev ve hikaye kısmı ise yeterince tatmin edici. Yan görevlerde çeşitlilik söz konusu ve geneli oldukça eğlenceli. Mass Effect. Hikayesiyle resmen bir başyapıt. İlk başta ön yargılı davranmayın, devam edin. Sonra yavaş yavaş evreni anlıyorsunuz. Tek eksik yanı hissiyat. Vuruş hissiyatı. Onun haricinde büyük bir eksikliği yok. Seçimlerinizin her şeyi değiştirebileceği, kimi hayatta tutup kimin ölümüne sebebiyet vereceğini belirlediğiniz bir oyun. Hemen videodan sonra ilk bu oyunu oynayabilirsiniz ve emin olun asla pişman olmayacaksınız. Evet değerli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.